Evet, tekrar merhaba. Şu anda bir benzin istasyonundan park ettim. Niye park ettim? Menemen'e TS muayenesine geldim sabah. 11 gibi daha doğrusu. TS muayenesinde dediler ki iki yerden kaldınız. Peki dedim nedir? İlk olarak dediler yukarıda 2'den fazla güneş enerjisi paneli olamaz. Ne yapmam lazım? Güneş panelleri sökülecek dediler bir tanesi. Tamam dedim. Diğeri ikinci olarak dedi. Emniyet kemerleriniz dedi C belgeli yani TS belgeli değil. Onların dediler belgeli olması gerekiyor. Yolcu koltuğundaki. Şurada gördüğünüz emniyet kemerleri. Peki dedim ne yapmam gerekiyor? Dediler onların değişmesi lazım. Ne kadar süresi var veriyorsun veriliyor dedim. 3 gün dedi. 3 gün içerisinde bunları değiştirip tekrar TS'ye buraya muayeneye geldiğinizde ücret ödemeyeceksiniz. 570 lira ücret ödemiştim TS muayenesi için. Tamam dedim. Çıktım şimdi Dikili'den Menemen'e geldim. Dikili Menemen arası yaklaşık 60-70 kilometre. Git gel. Gideceğim. İşte tekrar CE belgeli şey bulacağım. Emniyet kemeri. Kolay değil. Şimdi Dikili'de yok. Daha önce de şey yapmıştım, bakmıştım. Bergama'dan bulmuştum diğer kemerleri. Bu sefer yakında hemen Menemen'in sanayi vardı. Otosanayide birkaç yere sordum. Otosanayide yer söylediler, otodöşemecisi. Ona gittim. Oradan işte CE belgeli, TS belgeli şeylerden buldum. Kemerlerden. Onları taktırdım. 4 tane koltuklara. Bu arada karşısında demirci varmış. Demirciden şey istedik, merdiven. Çıktım yukarıya işte, bir önceki videoda vardı. Bir tane panele söktüm. Panel, güneş paneli. Gördüğünüz gibi içeride. Daha sonra tekrar yerine oturtacağız. Yapacak bir şey yok. Söktüm. Aracın içine koydum. Tekrar TS merkezine gittim. TS merkezine gittiğimde, tabi içeri girdikten sonra otoparkta beklerken güneş panelini çıkarttım. Kenara koydum. Aracı güneş paneli içeride değilken şeye soktum muayeneye. Tekrar kontrol ettiler. Dediler tamam eksikler giderilmiş. Araç geçti dediler bu sefer. İşte 2-3 güne kadar 2-3 onaylı oluyormuş. 2 mühendisi daha onaylayacak TSE'de. Ondan sonra projeyi çizen projenize şey düşer dediler onay belgesi. Ben de tamam artık onay hani geçtiğin onayını aldıktan sonra şimdi dönüş yolundayım. Dikili'ye dönüyorum. En azından araç geçti. Tabi panel şu an aracın içerisinde. Onu tekrar monte edeceğiz. Niye iki panel, niye üç panel, niye iki panel üzeri olmuyor diye çok da bir şey yapmak istemedim. Söylemek istemedim. İki panel üzeri olmuyormuş. TSE'de. Herhalde belli bir limitte olması isteniyor güneş enerjilerin. Ne mantığını bilmiyorum. Ama tabii ki yapacak bir şey yok. Paneli söktüm. Şu anda iki panel var. Zaten soketli bunlar. Vidaları var. Vidalarından söktüm. Soketini çıkardım. Tekrar yukarı işte artık merdivende tekrar çıkacağız. Paneli yerine monte edeceğiz. Güneş enerjisinden tekrar iki panel karşılamayabilir. Üçüncü paneli daha doğrusu karşılar da üçüncü paneli tekrar yerine takacağım. TSE süreci bitti denilebilir. İşte onayı bekleyeceğim. 2-3 gün. Ayın 24'üne en erken o zamanı buldum. Tadilat muayenesi. Bergama'dan. 24'üne tadilat muayenesine randevuyu aldım. TSE'ye gelmeden önce almıştım dün. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü baktım bir iki gün sonraya zaten 3 günde çıkardı. Hani pazartesi, salı gününe diye baktım. Cumartesi'ye baktım. Randevu yoktu. Oldukça dolu. Başka yere gitmek istemiyorum. Yakın yer. Hani sorun çıkarsa da aracın zaten bakımını Bergama'da yaptırıyorum. Zaten bir daha bir yıldır araç hani yaptığı için tekrar bakıma sokacağım. Bir gün önce işte nöbetim var. Nöbetten çıkacağım. Aracı bakıma sokacağım. Daha sonra muayenem var. Tadilat muayenesi olarak da randevuyu aldım. Tadilat muayenesinden inşallah geçersem artık karavan ruhsatını almış olacağım. Bakalım. Şu anda en azından TSE sürecini bitirdik. Küçük bir şeyde neyse çok büyük sorun olmadan. Bu arada dün tabii onu çekecektim. Çekemedim. Dün gece
şeyler takıldı. Sineklikler takıldı. Şöyle bir göstereyim. Aslında araç içinde yokken başka bir videoda göstersem daha mantıklı olur. Sinekliklere. Şu an çünkü arkaya da ulaşamayacağım. TSE'ye gelmeden önce işte yatağa da koyduk. Şu an tepe arkada. Yatağa koyduk. Yine aynı şekilde poşetinde duruyor ama hala vakumlu şeklinde. Altta da yatak koymuştum. Tabii şu an arkaya ulaşamıyorum. Bunu çıkardıktan sonra ancak. Bunlar panellerimiz. Evet. Onu iyi aldık. İşte şimdi bunun kontrolü yapılacak. Ne istiyorlar derseniz istediklere şurada gördüğünüz bakın. Çok net göremiyor ama şöyle yapayım. Şurada belge numaraları var. Veya belki şuradan daha net anlaşılır. Şimdi ikinci. İçte görünüyor bunlar. Altta bunun belge numaraları. Orada CE işte TSE belgeleri var. Oradan belge numaraları görünüyor. Onlara baktılar. İşte ara şoseye uygun yerde mi? Onları kontrol ettiler. Sivri köşe bir zaten yoktu. Göreceğiz bakalım. TSE onay gelecek. En azından bir sürücü daha atlattık. Evet, yolcu yoluna gerek. Ben tekrar şoför koltuğuma oturayım. Yola devam. Tekrar görüşmek üzere.